parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Benzetmelerden faydalanılmıştır. Evet, bakın, çelik süngüler gibi fışkıran yapraklar bir benzetme vardır burada. B. Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir. Evet, mesela kısa kütük, sonra sert parmaklar. Demek ki bunlar niteleyici sözcüklerdir. C. Nesnel bir anlatım izlenmiştir. Parçayı okuduğumuzda öznelliğin yorumların hakim olduğunu, duyguların hakim olduğunu görmekteyiz. Nesnellik yoktur. D. Belli bir zaman dilimindeki izlenimler aktarılmıştır. Evet, parçada akşam vaktindeki izlenimler söz konusudur. E. Duygulara yer verilmiştir. İlk cümle, güneşin akşama teslim olmuş sönük ışıkları altında hayal gücüm bana her türlü oyunu oynuyordu. Bu duygusallığı göstermektedir. Doğru cevap C'dir. Bu parçanın anlam akışındaki bozukluk numaralanmış cümlelerden hangilerinin yer değiştirmesiyle giderilebilir? Birinci cümleye baktığımızda tüm fraktallar kendine benzer ya da en azından tümüyle kendine benzer olmamakla birlikte çoğu bu özelliği taşır. Bu özelliği taşır. Bakın, bir paragraf ilk cümlesi bu şekilde olamaz. Çünkü bağlayıcı özelliği olan bu sözcüğü kullanmıştır. Ve parçanın tamamında fraktalların anlatıldığını görmekteyiz. Giriş cümlesinin 4 numaralı cümle olması gerekiyor. Çünkü fraktalın ilk tanımı burada verilmiştir. Demek ki 1 ile 4'ü yer değiştirdiğimizde parçadaki anlam akışı düzeltilmiş olur. Cevabımız B'dir. Bu parçada 1 tanımlama, 2 örneklendirme, 3 somutlama anlatım özelliklerinin hangilerinden yararlanılmıştır? Evet, tanımlama yapılmış mıdır? Dördüncü cümlede bakın, fraktal matematikte çoğunlukla kendine benzeme veya oransal kırılma özelliği gösteren karmaşık geometrik şekillerin ortak adıdır. Fraktal nedir'in cevabı var. Demek ki bu bir tanımlamadır. Örneklendirme yapılmış mıdır? Örneklendirme de altıncı cümlede vardır. Bu fraktal olgusu kar tanesi ve ağaç kabuğunda kolayca gözlemlenebilir. Demek ki kar tanesi ve ağaç kabuğu örnek olarak kullanılmıştır. Peki somutlama var mı? Somutlama parçada yoktur. Somutlama, soyut bir kavramı daha görünür, bilinir hale getirmek için başka bir kavrama benzetme demektir. 1 ile 2'den yararlanma var. Cevabımız C'dir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Her yazınsal yapıtın ortağıdır okur. Yazınsal yapıt okurda yaşar ancak. Evet, demek ki bir yazınsal yapıtın hayatiyetini, varlığını devam ettirmesi onun okunmasına bağlı, okurda yaşar denilmesi budur. Devam ettiğimizde, yazınsal yapıtların kendi başlarına birer yaşamları yoktur. Ancak okunduklarında, okurların belleğinde, kafasında yaşam kazanır. Demek ki bu savunulan görüş aynı şekilde devam ettirilmiştir. Bir yapıtın varlığını devam ettirmesi için okunması gerekir. Cevap C'dir. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle numaralanmış durumlardan hangilerine gönderme yapılmamıştır diye bize sorulmuş. Soru kökümüz olumsuz. Bu tip durumlar dediği edebi değeri yüksek bir eseri daha sonra yeniden okumak bir tercihten çok bir gerekliliktir. İkinci ve sonraki okumalar okurun aldığı zihinsel hazzı artırır. Bu tip durumlar dediği edebi değeri yüksek eserlerin ikinci ve sonraki okumaları. Okunan iyi bir eserin kendini tekrar okutarak okura daha fazla tat vermesine gönderme yapılmıştır. Neden? Okurun aldığı zihinsel hazzı artırmak demek, tekrar okuduğunda daha fazla tat vermesi demektir. Önceki okumadan elde edilen kazanımların sonraki okumalarda yerini farklı düşüncelere bırakması. Burada bu tip durumlar ifadesi tekrar okuma sırasında farklı düşüncelerin oluşması, önceki düşüncelerden farklı düşüncelerin oluşması anlamına gelmiyor. Çünkü burada zihinsel hazın daha da arttığı ifade edilmiş. Bir değişimden, bir değişiklikten söz edilmediği için gönderme yapıldığı söylenemez. Sınava hazırlanma ya da ders çalışma gibi zorunlu hallerde bir eserin tekrar okunması bu tip durumlar dediği arasında sınava hazırlanma durumunda eserin ya da zorunluluk durumunda tekrar okunması değil, edebi nitelik taşıyan bir eserin tekrar okunmasıdır.
Bu durumda 2 ve 3'e gönderme yapılmamıştır. 1'e gönderme yapılmıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada Türk tiyatrosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Ulusal anlayışla oluşturulmadığına, bizde ise ulusal bir tiyatro oluşmuş değil tam anlamıyla buna değinilmiştir. B. Toplumun ortak duygularını yansıtmadığına, bakın toplumun her sınıfını ilgilendirecek tiyatroyu kurmaya çalışan kimse çıkmadı. Bu da vardır parçada. C. Yapıtların bir kısmının nitelik olduğuna, bazı eserler yazılıyor, içlerinde iyileri de var. Bakın iyileri de demek ki bir kısmı nitelikli. D. Bir takım sanatsal ilkelere bağlı kalınmadan yazıldığına, parçada buna değinilmemiştir. E. Toplumun beğenisi dikkate alınmadan üretildiğini, bakın ama hiçbiri bütün toplumu gözeterek, ortak duyguları hesaba katarak, ortak zevki arayarak yazılmış değil. Buna da değinilmiştir. Cevap D'dir. Bu parçada Ataç'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Eleştirel düşünüşün tek temsilcisi olduğuna, böyle bir ifade çıkarılamaz parçadan. B. Genç yazarlara ışık tuttuğuna, evet bakınız eski ve yeni yazını çok iyi bildiği için genç ozanların, yazarların yönlendiricisi olmuştur. Buna değinilmiştir. C. Deneme eleştiri türünde eserler verdiğine, parçamızı okuduğumuzda ne var ki sonradan şiir yazmayı bırakmış, tümüyle deneme eleştiri yazılarına yönelmiş. Bakın deneme eleştiri yazdığını demek ki çıkarabiliriz parçadan. C. D. Türkçenin sadeleşmesine katkıda bulunduğuna, Türkçenin arılaşması, kendi öz değerlerine kavuşması için büyük çabalar harcamıştır. Arılaşma, sadeleşme demektir. Buna da değinilmiştir. E. Yazında ilk çizgisini devam ettirmediğine, bakın Ataç da birçokları gibi şiir denemeleriyle yazmaya başlamıştır. Ama devamında şiir yazmayı bırakmış, deneme ve eleştiriye yönelmiştir. Demek ki çizgiyi değiştirmiştir. Cevap A'dır. Numaralanmış şiirlerden hangisine bu yüzden halk onu sevdi cümlesi getirilemez? Bu yüzden ifadesi nedensellik bağı kurmakta. Halk onu sevmiş demek ki olumlu yönleri veriliyor. Bu yüzden halk onu sevdi deniliyor. Kemal Sunal hakkında bilgi verilmiş. Ne kadar zaman geçse de filmleri eskimeyecek olan Kemal Sunal bizleri daima güldürüyor. Halk onu seviyor. İçimizden biri halk onu seviyor. Filmlerinde bizleri güldürürken aynı zamanda korkmadan dönemindeki yanlışları eleştiriyor. Bu yüzden halk onu seviyor. Halkın içinden biri olduğu için halk onu seviyor. Bugüne kadar Kemal Sunal'ı sevmeyen tek kişi bile görmedim. Bu yüzden halk onu zaten 5'in olduğu yere getirmemiz gerekiyor. 4'e getirebiliriz, 3'e getirebiliriz, 2'ye getirebiliriz. Fakat 1'e getiremeyiz. Çünkü birincisinde Kemal Sunal'ın olumlu bir yönü verilmemiş. Ölümünün yıl dönümünde komedyen Kemal Sunal unutulmaz filmleriyle anmak istedik. Buradan sonra nedensellik bağı kurulamaz. Bu yüzden halk onu sevdi denilemez. Çünkü diğerlerinde olumlu yönler verilmiş. Bir de ise sadece yaptıkları bir işin amacı verilmiş. Doğru cevap A'dır.